Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe. Bugün kanalımda çok değerli bir konuğum var. Şu an Future Games'te oyun tasarlayan, oyun kodlayan, oyun karakterize eden bir okulda eğitim alan Recep burada. Öncelikle Recep, teklifimi kırmadığın ve kanalıma geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba, ben Recep. Türkiye'den Polonya'ya Future Games için eğitim almak üzere geldim. Game Artist kursunda şu an eğitim almaktayım. Evet, biraz daha şimdi bu oyun çok son zamanlarda tabii çok popüler ya da daha önce popülerse benim haberim yok, çok oyun oynayan birisi değilim. Ama birçok arkadaşımızın bana özellikle bu oyun tasarımı, oyun kodu, oyuna spesifik olarak oyun tasarımıyla alakalı ilgisi var, sorusu var. O yüzden bu okulun, Polonya'da böyle bir okulun olması beni çok heyecanlandırıyor. Biraz Future Games Akademisi okulundan bahseder miyiz? Nasıl bir okul? Ne zaman kuruldu ve genel olarak dersler nasıl geçiyor Recep? Bu sene kuruldu okul. Polonya'da Varşova ilindeyiz. 2,5 yıllık bir eğitim var. Bu 2,5 yıllık eğitim içerisinde game programlama üzerine, game art üzerine ve game design üzerine istediğiniz daldan ders alabiliyorsunuz. Ben game artist olarak alıyorum. Dersler bu sene online olarak işleniyor. Tabii ki bu sene hakkında bir bilgi yok şu an. Öğrenciyim sonuçta. Hı hı. Online olarak işleniyor dersler. Her ders bölümünden sonra bize verilen assignment'lar yapıyoruz. Hı hı. Genelde eğitim başlangıç seviyesinden başlıyor. Game art için konuşursam animasyon, karakter art, environment art, rigging gibi şeyleri en baştan öğretmenlerle birlikte başlayarak öğreniyoruz. Her kursun sonunda da bize verilen assignment'lar yapıyoruz. Bu şekilde ders işliyoruz. Evet. Zaten tabii bilgisayar üzerine olduğu için hani derslerinizin bu şekilde konumlanması çok normal ki ben güzel bir şey duyurayım. Yakında da zaten Polonya Yaşam olarak ajansımızın okulla bir işbirliği yapacağız, planlıyoruz. O konuda da daha detaylı okula gidip güzel videolar çekeceğiz. Zaten takipte kalırsınız. Biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi bu konuda bilgisayar mühendisinden ziyade oyuna kendini hedeflemek isteyen, oyun kodlamak isteyen, senin gibi game artist olmak isteyen çok ilgilenen çok arkadaşlarımız var. Burada onlar da tabii burada üniversite arayışı içindeler şu an. O okulu onlar için iyi bir seçenek olabilir. Bu okula girmek için koşullar nedir Recep? Senden o süreç nasıl ilerledi? Biraz bize ondan bahseder misin? Tabii ki okul paralı bir okul. Tıpkı Avrupa'daki diğer okullar gibi paralı bir okul. Çünkü aslında özel bir okul olduğu için belli bir ücret ödemeniz lazım. Bu ücreti okulun web sitesinden öğrenebilirsiniz. Onun dışında okul sizden gelirken bu seçtiğiniz dalla ilgili çok da büyük olmayan bir background istiyor. Yani bu oyun programlamayı seçtiyseniz oyun programlama üzerine belirli bir bilgi birikimi sizin olmasını istiyor. Peki biz bunu neyle kanıtlayabiliriz? Portfolyo. Bunu portfolyonuza kanıtlayabilirsiniz. Yani bunu çok çok büyük de bir şey olmasına gerek yok. Sadece okul sizin bu alanda ilgili olduğunuz, daha önce ilgilendiğinizi, nereye geldiğinizi bilmenizi istiyor açıkçası. O zaman şunu sorabilir miyim? Yani biz girişte başvuru yaparken alanımızı belirliyoruz. Tabii ki. Tabii ki o alanı siz seçiyorsunuz. Eğer ki yani zaten oradaki background kısmı da oradan geliyor. Hı. Ben game artistim. Daha önce bildiğim şeylerle burada gelip eğitimi daha ileri götürmek istediğim için geldim. Evet, girerken belli bir portfolyo sunmamız gerekiyor dedik. Onun yanı sıra belli bir İngilizce seviyesi sunmamız gerekiyor mu? Sen İngilizce seviyeni nasıl bir sundun? Bunun yanı sıra bir yaş sınırı var mı Recep başvururken? Yaş sınırı yok. Bizim şu an biz ilk öğrencileriz. Yani ilk sene okuyoruz ve şu an bizim kursta her yaştan arkadaşımız var. Bir yaş sınırı yok. İngilizce seviyesi için evet, okul tamamen %100 İngilizce. Öğretmenlerin verdiği derslerden, verdiği ödevlere, okul içerisindeki iletişime kadar her şeyi İngilizce yapıyoruz. Bunun için de bir İngilizce yeterliliği göstermeniz lazım. Tabii ki bunu sınava girerek de göstertebilirsiniz. Ben okuduğum üniversitede hazırlık okuduğum için bir sene kadar, C2 serisine kadar hazırlık okumuştum. Onu gösterdim. Hmm. Açıkçası diplomam vardı. O şekilde kabul aldım. Recep, bize gerçekten çok iyi bilgiler verdin. Çünkü oyun konusunda çok fazla soru geliyordu bana. Biz de bu sorulara böyle bu şekilde cevap vermiş olalım arkadaşlar. Normal koşullar, şunun altını çizmek istiyorum. Normal koşullarda özel kurslara vize sağlanmıyor Polonya Devleti tarafından. Ama bu Future Games bir akademi olarak adlandıralım biz bunu. Vize sağladığı için bizim için çok avantajlı. Eğer böyle bir eğitim almak isterseniz kesinlikle düşünebilirsiniz. Onun dışında Recep, Polonya'dan genel olarak memnun musun? Biraz da Polonya'daki hayat hakkında konuşalım. Memnun muyuz? Beklentilerimizi karşıladı mı?
Polonya'yı nasıl buldun ve hayat nasıl devam ediyor? En kısa şekilde sessiz, sakin ve soğuk diyebilirim. Üç kelimeyle evet, seçtim gerçekten. Sessiz, sakin ve soğuk. Biraz havalar kapalı olması. Ben biraz da böyle sıcak hava ortamlarını seven bir insanım. Havalar soğuk geçiyor açıkçası. Hala soğuk. Onun için de sessiz, sakin açıkçası. Şehir merkezinde bile çok rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. O konuda çok rahat açıkçası. Memnunum ya. Bu gerçekten sevdiğim bir şehir oldu. Sevdim. Evet. Güzel, keyifli. Hiç Polonya'da başka şehirleri ziyaret etme şansın oldu mu? Yok, daha gezemedim açıkçası. Evet, daha yenisin. Okulla zaten evet. Uğraşıyorsun. Okulda derslerden sonra aktif bu projede hazırlamak yoğun bir çaba gerektiriyor mu? Zor mu bu dersler? Ama sen sevdiğin için bilmiyorum belki bu göreceli bir soru ama. Evet, ben sevdiğim için açıkçası yaparken çok sıkıntı yaşamıyorum ama ödevlerimiz açıkçası şu şekilde. Öğrencinin seviyesine bağlı biraz daha. Öğretmenler ödevleri verirken biraz açık uçlu veriyor. Hani istediğiniz seviye çıkabilirsiniz açıkçası ödev yaparken. 14 günlük, bazen de 7 günlük ödev süreçleri oluyor. Bu süreç içerisinde istediğiniz şekilde ödev hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında biz ödevlerin dışında da bu oyun kurs içerisinde, yani okul içerisinde daha doğrusu, eğitim süremiz bitene kadar 4 tane ekipçe oyun geliştiriyoruz. Küçük oyunlar. Bu oyunlar genelde böyle 3 hafta, bazen 4 haftalık süreçler oluyor. Game projeler olarak. 4 tane de bunun ödevlerin dışında, ödev derslerin dışında ekipçe, ekip olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek adına herkesin kendi alanında işler yaptığı bir şekilde oyunlar geliştiriyoruz küçük. Hı hı, süper. Gerçekten heyecan verici olmalı diye düşünüyorum bu tüm bir yaratma, ekip olarak uğraşma ve emek harcama olayı. Bunun yanı sıra şunu merak ediyorum. Yine buraya kanala gelen herkese sorduğum bir soru bu. Polonya'ya gelmek isteyen çok arkadaşımız var tıpkı senin gibi. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulmak istersin? Ya da senin gibi işte game artistlik düşünen, oyun kodlamak isteyen düşünen arkadaşlara nasıl bir tavsiyen olacak? Son olarak bize tavsiyelerini, bu arkadaşlarımız için tavsiyelerini, tecrübelerini paylaşır mısın? Çok tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Okulumuz güzel. Hani okul gerçekten güzel. Benim yani belki belirli bir background'unuz varsa, çünkü okulun içerisinde bizim bir de eğitim süresi içerisinde 6 aylık her öğrenci staj yapacak. Polonya'da da gerçekten çok büyük şirketler, indie şirketler, mobil şirketler var. Biraz daha olanakları Türkiye'ye göre daha fazla, açık konuşmam gerekirse. O yüzden belli bir background'unuz varsa ve bunu bir sonraki seviyeye ulaştırmak istiyorsanız okula gelmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü dediğim gibi olanaklar çok daha fazla ve bu 6 aylık stajdan sonra iş bulma olasılığınız da var tabii ki. Yani siz ve şirket arasında olan bir durum ama o şekilde hani biraz daha ben yurt dışına çıkılması lazım diye düşünüyorum açıkçası belli bir background'dan sonra. Ben memnunum açıkçası geldiğim için. Süper. Gerçekten çok aydınlatıcı bir video oldu bu. Çünkü dediğim gibi yeni bir okul ve birçok arkadaş daha bundan haberdar değil ve bu dersleri alabileceğiniz başka bir okul yok denecek kadar az. Bazı özel okullar ekledi belki ama bu kadar kapsamlı ve tecrübeli hocaların olduğunu zannetmiyorum. Bu çünkü spesifik bir okul. O yüzden bizim için verdiğim bilgiler çok değerli ki biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar Future Games'le ajans olarak bir işbirliği yaptık. Yakında da zaten okulun genel tanıtımı, dersleri, hocaları alakalı güzel videolar da çekeceğiz ajansımızın kanalını. Ajansımızı da takipte almayı unutmayın. Bunun yanı sıra bize ya da Recep'e bir sorunuz varsa lütfen yorum olarak yazın. Ben ve Recep onlara dönüyor olacağız arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.